ne videolar çektik. Bekliyoruz sizi hepsi daha. Nasılsın, iyi misin ya? İyiyim, teşekkür ederim canım. Sen nasılsın? İyiyim kardeşim. Burada soruları ben sorarım bu arada. Haberin beyni. Kardeşim bize Valorant'a nasıl başladığını anlat bakalım bir. Valorant'a koronada başladım. Arkadaşım dedi oyna, bir şeyler yaparsın. Denedim. Burada caydırıcı tek unsur Soçin'in aslan cross'undan geçip eğimdelili vurması olur. Denedim, oldu. Bu kadar. Başka anı yok. Efsane anlar ya. Müthiş tatlı, çok zeki bir adam ya. Aa. Yani İbrahim'le normalde de arkadaş olmaktan gurur duyuyorum. Asla öyle böyle sorular mı var? Bulunmuyorum. Abi inanılmaz. Çok kötü, iki kez denettirdim. Ekibin hazırladığı sorular harika bu arada. Kulübe katılma hikayem Salih abiyle... Volkan'ın gözlüklere bak. Volkan bakıyor yandan kanka. Ne rezaletti. Kulübe katılma hikayem Salih abiyle tanışmıştım. Bana bu projeden bahsetti. Beni geriyor ya. Beni geriyor ya. Salih klasik hali. Bak anlık modumuz ya. Yapalım böyle bir şey. Kanka harbiden. Ya kameraya bile bakmıyor kanka. Bak. Abi çok samimi video ya. Harika. Bak önce yazıya bakıyor bak. Şurada bir göz şeyi olsa yazıyı okuyor. Bak şu an kamerayla göstermesi. Bak şimdi. Yapalım böyle bir şey dedi. Ben de okey dedim. Ya öyle bir saniyede başlıyor. O kadar çok anı saklı ki benim için. Aa, bu soruyu benim arkadaşlarım sordu. Biz bunu bir restoranda yarım saat tartıştık. Bir tane çatal diyen arkadaş seni... vardı. Gerici. Pilav mı? Şimdi normalde çatalla yenir diyecekler belki ama kaşıkla da yenir yani ne olacak ki? Ketçap da sıkarım, acı sos da koyarım. Bence çok net kaşıkla yenir bu arada. Arkadaş, aa, evet, onunla evet, inanılmaz kavga ettik. En sonda aldığımız en iyi test şeydi. Kaşık tabağın küçük halidir ve konu kapandı. Kesinlikle kaşıkla. Kusura bakmayın ben sinirleniyorum arada maruz görün. Abi oğlum, bu soruyu bugün beşinci kez ya. Aldım. Boş iş kardeşim. Tamam boş iş. Ben beleşe maaş alıyorum ya. Tamam ya. Bu amaçla kullanılan bir şey değil. Yanlış biliyorlar insanlar. Tabii kardeşim biriniz çıksın desin aya gidiyoruz ya. Benim gözler. İyisin ya bence. Kötü değilsin yani. Zayıf olsam değil mi? Herkes zaten. Oyun içerisinde yani... soruluyorsa. Ya fazladan bir 88 kilon falan var abi. Çok üzüldüm daha var. Bir daha sor kardeşim soruluyor. Bir an öyle girecek sandım. Ben herkesle anlaşıyorum. Ondan kanka kilo. Ben seni hayal edemiyorum zayıf. Yemin ediyorum kafamda oturmuyor. Stikerli spor salonları yani. Onlar benimle anlaşmaz. Normalde oradan para kazanıyor bu arada. Onlar. Evet. Herkes bir yıl yazılıp 15 gün gidiyor. Evet mesela benimkine tarif istediler hala. Muhabbeti döndü. Takımda aramızda K-pop dinleyenler var. Yani hiç ayın parasını ödememiştim. Hiç doğru bu. Berk abi. Senin bu ne oldu? Bir hafta gittin üst üste. Herkesle süper ama toprakta bir sıkıntı var. Her gün ayar değiştiriyor. Her gün Mausun'la, Skatez'inle, Sensin'le, Rezin'le. Bunlar boş iş. Toprağın sensitivitesi hava durumuna göre değişiyor kardeşimin. Ben bu durumları hiç sevmiyorum. Senin hakkında asıl söylemler var abi. Ne yapacaksın? Yalan. K-pop dinliyorsun falan diyorlar. Yalan. Ben inanmıyorum. Ben sana K-pop güvenmiyorum. K-pop adam dinlerken yakalanmış. Çok senkron yapmışsınız lan. Sinirleniyorum arada. Kardeşim medyadaymış. Çekinmiş, kimse ilgilenmiyor ya. Bu ne? Abi beni çekin artık ya. Bekliyorum sabahtan beri. Sıkıldım, çiftlik açacağım. Tarıma başlayacağım. Ya abi, bırak sakin, oğlum, çekmeyeceğim daha sakin. Ya. Çekmeyeceğim ya. Çekmeyeceğim. Abi daha çekiyorlar, sakin ol. Evet, IGL'imiz İbo. Oyuncu değişikliği kardeşim. Racon, herkes Racon amına kodum takımında.